bir satış danışmanı ne yaparsa müşteriye anlaşıldığım duygusu, önemsendiğim duygusu verir ve yaşatır. İnsanlar şirketlerden değil, insanlar insanlardan satın alır. Bizim kültürümüzde çok da önem verilmeyen, eleştiri olarak görülen geri bildirimler aslında çok önemlidir. Hiçbir müşteri siz onunla yeterince ilgilenene kadar sizin ne kadar bildiğinize ilgilenmez. Yaptığın hatadan ders almazsan bunun adı deneyimdir. Yaptığın hatadan ders alırsan bunun adı bilgeliktir. Çünkü bu bilgiyi alıp yarın kullanmamasının arkasında kişideki duygusal zeka konusunda yeterliliğe sahip olmamasından kaynaklanır. O halde bir satış danışmanı ne yaparsa müşteriye anlaşıldığım duygusu, önemsendiğim duygusu verir ve yaşatır bakıldığı zaman. Müşteriye varsın ve önemlisin mesajı verirse müşteriye anlaşıldım ve önemseniyorum duygusu yaşatır. Yani müşteriye varsın ve önemlisin mesajı, o sizin söylediğiniz, ben isim telaffuz etmediğim, etmek istemiyorum, verdiğiniz örnekte hani makineler ağırlıklı, insanın müşterinin yüzüne bile bakmıyor böyle bir ortam dediğiniz noktada müşteri ne alıyor, ne hangi duyguyu alıyor? Ben yokum ve önemsizim duygusu alıyor. Ben yokum ve önemsizim duygusu müşteriye anlaşılmak ve önemsenmek duygularını yaşatmıyor. Çünkü varsın ve önemlisin mesajı çok güçlü bir mesajdır. Özellikle satışta. İlişkiye yatırım yapılmasını gerektirir. Varsın ve önemlisin mesajı bakıldığı zaman olumlu tutum ve etkileşimdir. Müşteriyle satış danışmanı arasında bu süreci yönetirken satış danışmanındadır sorumluluk. Ama tam tersi, yoksun ve önemsizsin mesajı, inanın, satışı öldürür. Müşteriye uzaklaştırır. Var olanı harcar. O bakımdan başta söylediğimiz, sizin de katkıda bulunduğumuz, hani adım adım bu noktaya getirdiğimiz konuya baktığımızda, evet, artık değer yönetimi çok önemli. Değer yönetiminin altında yatan temel etken müşteriye deneyim yaşatmaktır. Bu deneyimin altında da katmer katmer inersek, müşterilerin iki temel ihtiyacı vardır. Anlaşılmak ve önemsenmek. Anlaşılmak, önemsenmenin altına da inersek, müşteri varım ve önemliyim mesajını aldığı yerde, varım ve önemliyim mesajını aldığı satış danışmanında bağlanır, orada kalır. Orada kalır ve o süreç süreyen haline gelir. Biraz önce bir de şeyi ifade ettiniz, öz saygı ve özgüvenden bahsettiniz. Yani sizin duygusal zeka kitabınızda da buna çok güzel vurgularda bulunuyorsunuz. Hani bu konuda duygusal satıcılar için duygusal zeka, yöneticiler için duygusal zeka ağırlıklı eğitimlerimde üzerinde durduğum noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi çok güzel bir iki kavramı öne çıkarttınız. Duygusal zeka olarak baktığımızda, belki biraz sonra açarsınız o duygusal zekayı. Hani özgüven ve öz yeterlilik. İkisi birbirinden çok farklı kavramlar. Evet. Özellikle öz yeterliliği çok önemsiyoruz, siz de öyle. Önemsenmelidir, özgüvenden daha çok. Neden? Çünkü yani öz yeterliliğin gelişmesi kişiye en çok katkıda bulunan bir özelliktir. Ve bunun gelişebilmesi için de kişinin her şeyden önce kendisini, içini, kişiliğini, hayattan ne beklediğini, sınırlarını, zayıf yanlarını, güçlü yanlarını bilmesi ön plandadır. Bunu bilmek amaçlı yapacağı yolculukta da dışarıdan alacağı geri bildirimler önemlidir. Bir insanın kişiliğini geri bildirimler geliştirir. Bir satıcının olgunluğunu dışındaki müşterilerden ve yöneticilerinden ve arkadaşlarından aldığı geri bildirimler şekillendirir. Bir insanı geri bildirim olgunlaştırır. Şu an bizim kültürümüzde çok da önem verilmeyen, eleştiri olarak görülen geri bildirimler aslında çok önemlidir. Siz biraz önce birkaç kişiye danışmanlık verdiğinizi, hani koçluk verdiğinizi ifade ettiniz. Aslında hani benim de koçluk süreçlerimde baktığım zaman en çok üzerinde durduğum şey geri bildirim almayı öğretmek kişiye. Geri bildirim almayı öğrettiğiniz zaman aldığı geri bildirimlerle kendisini şekillendirebiliyor kişi. Ha evet böyleymiş. Ha evet böyleymişim. Evet, bu davranışımı azaltmalıymışım
ha evet burada üzerinde durmalıymışım dedirtebiliyorsanız doğru noktaya getiriyor ve o kişinin öz saygısını, kendisinden kaynaklanan öz saygısını güçlendirebiliyorsunuz. Lütfen buyurun Taner evet, Bey. Harika şimdi, gidiyoruz. Evet, duygusal zekaya geldiniz. Duygusal zeka konusuyla ilgili yapacağım. Şimdi satışta Tabii. Satışta şu anda şimdi bu duygusal zeka ne işe yarıyor? Ben tabii duygusal zeka işine niye girdim? Şöyle oldu, ben de 20 yıldır satış eğitimi veriyorum. Fakat bu vermiş olduğum eğitimlerde bilmekle yapmak arasında bir fark görüyorum. Mesela aslında bu koçluk işine girmemin sebebi de olur. Yani kişi biliyor ama yapamıyor. Mesela şimdi şöyle düşünelim. Bizi izleyen birçok insan var burada. Evet. Bütün bilgiyi sunuyoruz. En çıplak şekilde. Yani daha nasıl anlatalım? Değil mi? Ama kişi bu bilgiyi alıp yarın bu bilgiyi kullanamayacak. Şimdi bu bilgiyi alıp yarın kullanmamasının arkasında kişideki duygusal zeka konusunda yeterliliğe sahip olmamasından kaynaklanır. Duygusal zeka dört tane bölümle oluşur. Bir, kendi duygularımızın farkına varmak ve bunları yönetmek. Karşımızdaki insanların duygularını anlamak, yani empati. En sonunda hem kendimiz duygularını hem karşımızın duygularını yönetmek suretiyle doğru ilişki ve bağ kurabilmek. Tamam, ve bunu sürdürebilmek. Şimdi dört tane şey var. Şimdi bir, bunu tek tek gidelim. Bir tanesi mesela, birle başlayalım. Kendi duygularımızın farkına varmamak. Yani nedir oluyor aslında burada? Korkuyorsunuz, müşteriye gittiniz, sohbet edemiyorsunuz, rahat değilsiniz. Hemen ürününüzü anlatmak istiyorsunuz. Çünkü kendinize sohbet konusunda güvenemiyorsunuz. Yeterli bulmuyorsunuz. Hemen konuyu işe getiriyorsunuz. Bu mesela size müşteriyle bağ kurmanızı engelleyen bir davranış. Ne? Duygusal zeka konusunda yeterliye sahip olmanız. İkinci şey, heyecanlanıyorsunuz. Müşteri size pazarlaya başlıyor. Pat diye bir anda fiyatı %50 kırıyorsunuz. Niye? Çünkü duygularınızı yönetemiyorsunuz. O anda duygularınız, mantığınız öne geçtiği için müşterinin söylemiş olduğu negatif bir geri bildirim size paniğe sevk ediyor ve panikle yanlış bir şekilde fiyatınızı gereğinden fazla kırıyorsunuz. Bu da mesela diğer tarafta empati. Şimdi empati, sizin dediğiniz gibi orada önemli bir şey. Karşımızdaki insanı anlayabilmek. Şimdi bir insanı anlayabilmenin yolu güçlü soru sorulamaktır. Yani siz karşıya soru sormazsanız anlayamazsınız. Ama şimdi çoğu satıcı yanlış soru soruyor. Ne soruyor mesela? Durumsal soru soruyor. Mesela firmanız kaç yılında kuruldu? Ne kadar cironuz var? Kaç şubeniz var? Gibi böyle neye ihtiyacınız var? Falan filan. Şimdi bunlar bu devirde sorulmaması gereken sorular. Çünkü bu soruları siz internet üzerinden bulabiliyorsunuz. Sizin sormanız gereken sorular müşterinin işiyle ilgili sorular. Yani müşterinin şu andaki sorunları, şu andaki karar vermesi gereken önemli konular konusunda yardım etmek gibi. Onun dışında vizyon, ondan sonra müşterinin şu anda yaşamış olduğu çözülemez problemler veya müşterinin problemi farkına varmadığı durumda. Yani müşteri çoğu zaman şöyle, iyi satıcı ne yapıyor? Gidiyor, bir tespit yapıyor. Müşterinin şu andaki durumunun da para kaybettiğini söylüyor. Tamam. Şöyle söyleyeyim mesela. Bakın mesela evime bir sürü usta geliyor. Tamam. İki tane ustadan bahsedeyim. Siz yoksa ayakkabı örneği verdiniz. Ben de usta örneği vereyim. Evet. İki tane usta geliyor değil mi? Usta diyorsunuz ki ya benim şöyle diyorsunuz. Benim diyorsunuz borum patladı diyor. Benim şey işte su akıyor diyorsunuz banyoda. Şimdi bu aynı satıcı gibi. Geliyor eve. Sizi dinlemeden veya da çok fazla bilgi almadan direkt geliyor, hiçbir şekilde size bağ kurmadan sizin geçmişinizle ilgili bir soru sormadan geliyor, boruyu tahmin ediyor, gidiyor. Aha. Bir ay sonra yine aynı şey oluyor. Sonra bir ay sonra yine oluyor. Siz devamlı tamirci değiştiriyorsunuz. Aynı satıcı değiştirir gibi. Ama sorunuz temelde kimse çözemiyor. Çünkü sizin onun arkasında, benim başıma geldiği için, çok yeni taze geldiği için söylüyorum. Borularınızın kireçlenmiş olması var. Mesela buraya birisi geldi. Teşekkür ederim paylaştığınız için de. Geldi. Çok ciddi problemimiz vardı. Hemen temizledi. Dedi ki arkasından, ben bunu yaptım ama bu sizi bir aylığına idare edecek dedi. Bir aylığına. Ama bir ay sonra tekrar başınıza gelecek dedi.
Bunu olmasını istemiyorsanız ki benim için 200 lira para alayım ki daha rahat anlasın diye buradakiler. 200 lira para aldı bu servis karşılığında. Yani o andaki bir sorunumuz çözdü. 800 liralık başka bir hizmetten bahsetti. Eğer bunu yaptığınız takdirde önümüzdeki 2 ile 3 sene sonra benzeri bir problem yaşamazsınız dedi. Bakın. Biri geldi 200 lira mı aldı? Biri geldi 200 lira mı aldı? Bir de 800 lira mı almak için de iş geliştirdi. Tamam. Aha. Şimdi siz hangisine daha çok güvenirsiniz? Hangi satıcıya daha çok güvenirsiniz? Bu kadar basit değil mi? Size danışman olarak yaklaşan, sorununuzu anlayıp sorununuzu çözmek amaçlı uğraş veren, fikir üreten, değil mi? Kişiye evet. Daha yakın durursunuz. Çünkü size aynen. Değer üretiyor. Aynen öyle. O evet. Yüzden yani dünyada çok kullanılan bir şey var. Hiçbir müşteri siz onunla yeterince ilgilenene kadar sizin ne kadar bildiğinize ilgilenmez. Tamam, bu dünyadaki tabii ki. En önemli sözdür. Bakın bu söz ben 20 yıl önce de vardı. Bugün açıyorum satış kitaplarını, aynı söz var. Yani müşteriler sizin bildiğinizden çok ona öncelikle ilgi, sonra anlama, sonra da en doğru çözümü dürüstçe sunmanızı bekler. Bütün olay satış bu kadar basit bir şey. Ama işte burada birçok şey var işte, yani satıcıların anlamadığı şey şu, yani günümüzde daha da bu ortaya çıkıyor. Çünkü daha az deneyimle satıcılar, biz hepimiz çıraklık yaptık bakın. Yani ben satış kariyerimde 5 sene 10 sene çıraklık yaptım. Sonra ama şimdi gençler gelip bir senede satışı öğrenebileceklerini düşünüyorlar. 2 tane kitap okuyor, 3 tane seminere gidiyor, 3 tane YouTube videosu seyrediyor, tamam diyor ben satıcı oldum diyor yani. Yok öyle bir şey yani. Bu iş yani o kadar çabuk olan bir şey değil. Çünkü bunun kişiliğinizle alakası var. Zihinsel tutumunuzla alakası var. Ve vizyonunuzla alakası var. Bunlar da zamanla kazanılan şeyler. Yani inanın bir sporcu bile iyi bir hale gelmek için, yani olimpiyat şampiyonu olmak için çok farklı deneyimlerden geçer. Yani belki mükemmel spor yapar hale gelir ama tekniği bilmiyordur. Tekniği biliyordur, stratejiyi bilmiyordur. Yani siz mesela tenis oynuyorum mesela. İyi bir tenisçiyim. 11 yaşından beri tenis oynuyorum. Ama beni yenen bir sürü tenisçi var. Çünkü belki oyunumuz aynı ama o benim oyunumu daha iyi okuyabiliyor. Öyle bir yere top atıyor ki benim zayıf yanıma atıyor. Yani bana o kadar güzel top atıyor ki onu karşılamamın zor olduğunu biliyor. Beden dilimi okuyor. Birçok yetenek kazanıyor. O yüzden de bu duygusal taraf çok önemli. İnanın yani o kadar önemli ki o yüzden de bu insanın kendini tutup sabırla önce müşteriye iyi göstermek, anlamak, soru sormak, gerektiği zaman ona meydan okumak. Yani müşteri bazen size diyebilir ki ya ben istemiyorum ya der, ben bu kadar para vermek istemiyorum der. Şimdi çoğu satıcı el ayağı titrer, tamam der, hemen işi kapatmaya çalışır. Yanlış. Demesi lazım, kendinize gelin demesi lazım. Kendinize gel ilk önce, bak ben size uzun vadede para kaybetmemeniz için buradayım. Yoksa ben de geleyim 200 liranızı alayım gideyim. Ama ben öyle bir satıcı değilim. Çünkü ben biliyorum ki bir ay sonra siz yine arayacaksınız beni. Bir daha arayacaksınız. Siz esasında 1000 lira yerine belki 2 senede 2000 lira vereceksiniz. Belki ileride kırıp dökme işleri de olacak evinizde. Bu masraf çok daha olacak. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum beyefendicik. Olay o işte. Ama bunu söyleyebilmek bu kadar kolay değil tabii. İşte burada yani işte olay şu. Bunu söyleyebilmek çok kolay mı? Değil. Olay o. İşte duygusal zeka orada devreye giriyor. Biliyoruz, öğretiyoruz ama uygulayamıyoruz. Çünkü yeterli donanıma sahip değiliz. Donanıma sahip olsak da o donanımdan hareketle sonuç almayı bilemiyoruz. Yani şöyle ifade edeyim, benim çok uzun süredir değişik sektörlerde gördüğüm bir gözlemimi hem iş adamlarına yönelik, hem şirket sahiplerine yönelik, hem alt kademede çalışan değişik kademelerdeki kişilere yönelik baktığımda hayatın içinde bizim insanlarımız hata yapıyorlar. Hata yapmanın önemli olduğunu söylüyoruz başarıya giderken. Evet. Şimdi hatadan ders almıyorlar. Ne demek istiyorum? Yaptığın hatadan ders almazsan bunun adı deneyimdir. Yaptığın hatadan ders alırsan bunun adı bilgeliktir.
bizde deneyim çok, bilgelik az. Yani danışmanlıklarımızda, eğitimlerimizde ben 10 yıldır satış danışmanıyım, işte 15 yıldır satış yöneticisiyim, o kadar çok deneyime sahibim ki. İyi, güzel, harika, tamam, deneyime sahipsin. Peki hadi bakalım biraz konuşalım. 8 yıl önce yaptığın davranışı daha sonra bir daha yapmışsın, bir daha yapmışsın, bir daha yapmışsın. Hala da yapıyorsun, eminim ki yarın da yapacaksın. E şimdi söyle bana, yani bu hatadan sen ders almadığın sürece deneyim kazanıyorsun. Ama deneyim seni bir yere götürmüyor. Sen bu hatadan ders aldığın zaman bilgelik kazanırsın. Bizim bilge insanlara ihtiyacımız var. Çünkü bilge insan dersini almıştır. Yaptığı hatayı tekrarlamamak için ne yapması gerektiğini düşünme kulvarına kendini taşımıştır. Hata yaptım, ders almadım. E aynısını bir daha yaptım, ders almadım. Aynısını bir daha yaptım, ders almadım. E, yani bakıyorsunuz kucaklarında muazzam deneyimlerle İş hayatında çalışan kişileri görüyorsunuz. Bilgeliğini test etmeye çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın, bilgelik sıfıra yak. Ve bu esasında bir katkı bulayım. Dünyada yapılan araştırmalarda çok bilgi insanların daha az yaratıcı oldukları ortaya çıkmış. Yani bir konu çok bildiğinizi zannediyorsunuz ya. Bilgelikten bahsediyorum. Dinleme konusunda ve çözüm yapma konusunda ters çalışıyor sistem. Yani bir insan, bir satıcı ne kadar kendini bilgili görürse o kadar daha az dinliyor. O kadar daha bildiği için dinlemekten kaçınıyor. Ve çözüm sunarken de daha yaratıcı olamıyor. Çünkü o konuda her şeyi bildiğini düşünüyor ama orada bir şey kaçırıyor. Bilgeliği az. Bilgisi çok ama bilgeliği az. Evet, yani o da var. Artı bir de şey var. Bakın yani insan çok bildiği zaman çok konforanda kalırız. Yani bir konuda çok bilmek. Mesela benim şu anda hayatta en korktuğum şey çok bilgi tuzağına düşmektir. Aha. O yüzden ben hem kendimden farklı insanları dinliyorum her şekilde. Artı o tip kitaplar da okuyorum. Yani aksi takdirde bu kadar bilmem beni tuzağa düşürüyor esasında. Yani o zaman çünkü karşıya çok fazla dikkatinizi veremiyorsunuz. Yani bir taraftan tabii bu egonuz da şişiriyor. Dikkatinizi karşıya veremediğiniz için karşınızın esasında duymuyorsunuz. Yani anlamıyorsunuz. Yani o yüzden de bu bilgiye sahip olun ama bilmiyormuş gibi dinleyin. Tavsiyem o. Bilmiyormuş gibi dinleyin. Ben çok sevdiğim bir kavramı daha paylaşmak isterim. Bu konuştuğumuz çerçevede geldiğimiz noktada satıcı ile müşteri arasındaki biraz önce sizin ve benim katkı sunarak derinleştirmeye çalıştığımız bu ilişki yönetiminde duygusal imza kavramı çok önemli. Duygusal imza. İşte içinde mindset, toolset, işte skill set var. Sizin söylediğiniz duygusal zeka var, diğer özellikler var, başarı yönelimli olmak var. Bütün bunların hepsiyle bir satış danışmanı bir satış sürecinde müşteriye davranışlarıyla, sözleriyle, bulunduğu varlığıyla, her şeyiyle birlikte bir duygusal imza atar. Bu duygusal imza müşteride bir etki oluşturur. Bu etki neticesinde müşteri bir deneyime sahip olur. Daha ürün ortada yokken önce satış danışmanı ilişkisini satmalıdır. Ürününden önce. Kendisini satmalıdır. Ürününden önce. Sözlerini, söz söyleme sanatını, bakışını, beden dilini, iletişimini satmalıdır. Üründen önce. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü biliyoruz ki insanlar şirketlerden değil, İnsanlar insanlardan satın alırlar. İnsanlar şirketlerden satın almazlar. Makinalar makinalardan satın alır. Evet, oraya doğru gidiyoruz. Machine doğru. Ama insanlar insanlardan satın alırlar. Evet. Onun için duygusal zeka, onun için biraz önce söylediğim duygusal imza, onun için varsın önemlisin mesajı, onun için kişinin en önemli ihtiyacı olan anlaşılmak ve önemsenmek bu açıdan önemli. Bütün bunlara bakarak satış sürecinde bunların hepsini müşteriye yaşatmak için satış sürecini organize eden şirketler bugünün dünyasında etmeyenlere göre 3 adım 5 adım öne geçiyorlar. Dokunmak, uzaktan da olsa dokunmak, varsın önemlisin demek çok önemli. Evet, bir konu daha gireceğim şimdi. Hatta bu akşam da program var, akşam 9'da Melisa'yla. Benim en büyük uzmanlık konularından bir tanesi bilinçaltı.
satıcılara bilinçaltını kullanmasını öğretiyorum. Çünkü insanın bilinçaltı toplam beyninin %95'idir. Yani bizim esasında bilinçaltımız nedir bilinçaltı? Bilinçaltı sizin hayatınız boyunca tutumlar bilinçaltından kaynaklanır. İnançlar bilinçaltından kaynaklanır. Değerler bilinçaltından kaynaklanır. Otomatik davranışlar bilinçaltından yapılır. O yüzden her türlü otomatik olan şey bilinçaltındadır. Bilinç ara sıra devreye girer. Çünkü bilinçin çok büyük şeyi var. Yani hatta geçen gün diyorlar yani niye hayvanlarda bilinç yoktur diye bir program dedim. Diyorlar ki o kadar çok proteine ihtiyaç var ki. Hayvanlar yani herhalde Tanrı o yüzden hayvanlara şey vermedi, beyin vermedi. O beyni verse hayvanlar herhalde insanları yerdi. Çünkü o kadar çok proteine ihtiyacı var ki o kadar protein nereden bulacak? Çünkü beyin en çok enerji tüketen varlık yani. Ama 1.8 kilo ama bugün beyninizle bir saat düşündüğünüz zaman bugün 5 saat koşmaktan daha fazla yakıyorsunuz. Yani o yüzden beynimiz inanılmaz enerji sarf eden bir varlık. Onun için insan mümkün o kadar düşünmekten kaçınan bir varlıktır. Çünkü düşünmek çok yorucudur. O yüzden biz birçok alışkanlık kazanırız. Zaten zaman yönetiminde onu öğretiyorum ben. Ne kadar çok alışkanlığınız var ise iyi alışkanlığınız o kadar şu beyni kullanmazsınız. Minimum enerjiyle hayatınızı sürdürürsünüz. Şimdi bilinçaltında şu var. Bugün mesela akşamleyin Beşiktaş Galatasaray maçı var. Tamam. Aslında burada mesela birçok duayen Acar Baltaş gibi bir sürü duayen koçlar vardır. Bunlar işte futbolculara koçluk yaparlar. Bugün bir futbolcu niye koçluğa ihtiyaç duyar? İşte bugün Fatih Terim belki bunu eğitimini almasa bile Türkiye'de herhalde oyuncularına koçluk konusunda en başarılı antrenörlerden bir tanesidir. Hatta bu yani ona gaz vermek diyoruz. Futbolculara gaz verir Fatih Terim. Belki bu Avrupalı hocalar için çok mantıklı bir şey değildir ama Fatih Terim onu yapar. Bilinçaltı şunu yapar esasında sizin bir şeye başlamadan önce kafanızda beklenti oluşturur. Bu beklenti davranışlarınıza yansır. Beklentiniz yansıdığı için de siz daha dediğiniz gibi daha olumlu sonuçlar alırsınız. O yüzden bir insanın bir müşteriyi aramadan önce veya ziyaret etmeden önce o konuda başarılı olacağına inanması %25 performansını olumlu etkilerken bir kişinin başından bu işi başaramayacağını inanması performansını da %25 düşürüyor. Yani baktığı zaman %50 doğru müşteri bulurken satıcılar kaybediyor. Diğer %50'de de inançlarından kaybediyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim ben size. Ben yıllarca Amerika'da telefon satışından geliyorum. Mesela benim bu kadar iyi satıcı olmanın arkasında iki şey var. Bir, çok sağ satışım var. Kapalı çarşıda kendimi geliştirdim 4 sene boyunca. Yani çünkü kapalı çarşıdaki insanlarla iletişim kurmak, bağ kurmak, ikna etmek, yeni teknoloji satmak. Muazzam deneyim. 3 tane 4 tane Harvard bitirmek gibidir. Size söyleyeyim orada. Tabii. İkisi ise ben günde 30-40 tane 50 tane telefonla arayan Amerika'da 18 yaşındayken gazete reklamı satan bir satıcıydım. Ve işin güzelliği ben hala telefon satıştan zevk alan bir insanım. Ben satış elemanlarına günde 5 arama yaptıramıyorum. Bana bırakın 8 saat hiç durmadan bu yaşımda 58 yaşımda sırf bana iş verin telefon satış yapayım ben. Ve inanın ki başarı oranım muhtemelen %30'un üzerinde olur. Çünkü seviyorum telefonu. O yüzden özellikle pandemi döneminde satıcılara tavsiyem yani bu dijital araçları kullanması öğrensin ama telefonu kullanması öğrensin. Çünkü satış dediğiniz şey telefondur. Takip telefonla olur. İlk randevu telefonla olur. Şimdi bakın demek ki satışı kapatmak için takip etmemiz gerekiyor. İlk başta randevu almak için telefonu kullanacağız. Şimdi siz telefonu kullanmasını bilmiyorsanız randevu alamazsınız. Gittikten sonra da müşteriye İşi takip edemezsiniz çünkü telefonu bilemezsiniz. O müşteriye bir daha ulaşamazsınız. Bunu telefon çok önemli bir şey. Yani bu yüzyılda hala diyorum. Hatta ben sadece bunu demiyorum. Yeryüzündeki bütün dünyadaki satıcıdan guru denen insanlar da aynı söylüyor. Artık satıcılar tekrar telefona dönmek zorundalar. Yani bu Zoom yeterli değil. Bu Zoom veya işte video değil. Sizin telefonla müşteri ikna eder iletişiminizi, yani telefon üzerinden kendinizi rahat hissetmeniz lazım. Çok önemli. Bu telefon çok güzel bir araç. Zor değil. Hep benim oğlumu 16 yaşında call center'da çalıştım. Ağladı, zırladı. Baba dedi bana küfrediyorlar. Ben yapmayacağım. Bütün gün ağlaya ağlaya girdi. Yok oğlum diyordum. O sana küfretmiyor.
O bir şekilde birisine kızmış, senden çıkarıyor diyorum. Yani bu telefonla satış çok keyifli bir şeydir. Hani acıtır. Şöyle 3 ay, 6 ay kişiliğine göre acı çekersiniz. Ama o acıya değer. Hayatınız boyunca da bir daha o acıyı çekmezsiniz. Ve inanın her zaman çok başarılı satıcı olursunuz. Telefonu öğrenirsiniz. Telefondan kaçmayın. Telefonu sevin diyorum yani. Evet, bu benim son sözümde programda söylemek istediğim hepsini söylemiş oldum. Son sözünüzü biraz sonra kapanışta belki programı değerlendirerek içerik olarak almayı çok isterim. Şöyle bir 3-5 dakika içerisinde. Ama bu biraz önce ifade ettiğiniz noktada hani bugün hiç konuşmadık. Benim en son yazdığım kitaplardan bir tane, sizinle de program yapmıştık. Satış 4.0 kitabını. Doğru. Hani online ortamda nasıl satış yapılır? Biraz önce söylediğiniz o cümleye eklenti olsun isterim. Artık günümüzde satıcılar, satış danışmanları, satış yöneticileri ne demiştik? Entelektüel olmak zorundalar. Bu entelektüelliğin altında ne var? Offline'ı biliyorlar. Evet, artık kafaları online'a da çalışmalı. Çünkü iş dünyası ve hayat analogdan dijitale kayıyor. Analogdan dijitale kayınca dijital dünyadaki kafa yapısı ile analog dünyadaki kafa yapısı farklı. Yani algılamak farklı, iş yapış tarzı farklı. İşte satışta telefonla müşteriyi aramaktan tutun, online ortamda iletişime geçmek, beslemek, müşteriyle iletişim halinde kalmak, o kanalları açmak. Bütün bunların hepsi satış danışmanının kendini yetiştirmesiyle doğru orantılı. Ben sona doğru giderken çok kısaca, çok sık gördüğüm bir şeyi vurgulayarak son söz için size, sonra da kapanışta birkaç cümleyi söylemek isterim. Okay. O da şu, şimdi danışmanlıklarımızda çok görüyoruz. Benim böyle süreci başlatırken eğitimlerde, uzun süreli danışmanlıklarda, şirketlerde satış ekibine sorduğum temel sorulardan bir tanesi şu, siz müşteriye mi satış yapıyorsunuz, tüketiciye mi? İnanın bu soru tokat gibi patlar. Yani ne demek hocam denir. Yani müşteri, tüketici aynı şey değil mi? Şimdi biz biliyoruz ki bu işin uzmanı kişiler olarak literatürde müşteri ayrıdır, tüketici ayrıdır. Yani müşteri dediğimiz kişi bir ürünü son tüketiciye götüren aracı kişi olarak algılarız. Ama tüketiciyi end user olarak, üretilen ürünü artık en son almış tüketen kişi olarak algılarız. Fakat bir satış danışmanının öncelikle bilmesi gereken sorulardan bir tanesi ve cevap vermesi gerekenden sorulardan ve satış yöneticinin ve şirketin ekibine anlatması gereken şeylerden bir tanesi bu. Yani siz müşteriye mi satış yapıyorsunuz, tüketiciye mi satış yapıyorsunuz? Ben buna satışın majör noktası diyorum. Satışın majör noktası. Yani burası çok önemli. Neden majör noktası? Çünkü müşteriye satış yaparken ki müşterilerin senden beklentisiyle tüketiciye satış yaparken ki tüketicilerin beklentisi ayrıdır. Evet, biz konuşurken herkese müşteri diyoruz. Ama bir satış danışmanı bunun kafasına böyle yazmalı. Çünkü müşteriler kar zarar hesabı yapar ama tüketiciler kar zarar hesabı yapmaz. Tüketiciler fayda hesabı yapar. Bir sorun yaşıyordur, o sorunlarını çözmek için nasıl çözüm getiriyor bu bana diye olaya bakar. Onun için satış danışmanları bu iki pencereden çok iyi olaya bakmalıdırlar diye düşünüyorum. Sizden ricam, bunu vurgulamak istedim. Önemsediğim için satışta majör noktayı. Böyle bir iki dakika içerisinde son söz ve genel programı bir değerlendirerek ifade ederseniz sonra ben de kapanışta bir cümleyle bu söyleyeceklerim. Şimdi söyleyeceklerimi çok dikkat dinlesinler. Harika, çünkü söyleyeceklerim her biri bir kitap. Her söyleyeceğim kelime bir kitap. Bir, satış bugün müşterilere yardım ederek oluyor. Yani müşterimizin problemlerine, acılarına çözüm bularak oluyor. Artık satmak diye bir şey yok. Yardım etmek diye bir şey var. Bunu yaparken yapmamız gereken şey müşterimizi daha yukarıdan hem işlerine hem de gelecekle ilgili kararlarına yardımcı olmaktır bunu yaparken. Bu çok önemli şey. İkinci şey. Üç ise esasında bugün güven müşterilerde, müşterinin anlayarak olur. Onun sorunlarını, problemlerini, engellerini anlayarak olur. Yani siz burada
öncelikle kendi ürününüze iterek değil, yapmamız gereken şey müşteriyi anlamak suretiyle ve yardım etmek suretiyle onda güven kazanırsınız. Yani artık eskisi gibi değil. Yani güven farklı şekilde kazanılıyor. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeyim. Üç tane şey söyleyeceğim. Burada beni dinleyenlere. Üç şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz bakın. Bunu da ilk defa bu üçünü ilk defa bu programda söylüyorum. Daha bu konuşmamı harika. Türkiye'de hiçbir yerde bulamazsınız. İlk defa burada söylüyorum. Bir şeyleri yapmayaraktan ne olacağını, bunun cevabını ben vermeyeceğim. Ben sadece bir koşluk yapacağım burada. O yüzden yani soracağım bu üç soru siz cevaplarını kendiniz bulacaksınız. Aslında çok güzel İlhan Hocam da en başında size sorular sordu güzel orada. Ben de öyle bir yapacağım ama cevabı sizde. Ben sadece soruyu soracağım. Siz istediğiniz kadar düşünün, taşının ne yapacağınızı. Birincisi, bazı şeyleri yapmayaraktan yine aynı hedeflere ulaşabilirsiniz. Bazı şeyleri yapmayaraktan yine aynı hedefe ulaşabilirsiniz. Bunlar neler? İki, bazı şeyleri yapmaya başlayaraktan hedefinize yapma şansı artacaktır. Yani daha önce yapmadığınız bazı şeylere başlayaraktan bunları yani yaparaktan hedefinize ulaşma konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Birinci madde neydi? Bazı şeyleri yapmayacağız ama yine aynı sonuçta için. İkincisinde ise bazı şeyleri yapmaya başlayacağız. Bu yeni başlayacağımız şeyler veya öğreneceğimiz şeyler diyelim. Yani bu bilgi de olur veya yapmak da olabilir. Yani yapmak derken öğrenmek, uygulamak demektir. Hedefimiz ulaşma şansımız daha fazla olacak. Üçüncü sorum da şu. Şu anda belki bazı şeyleri yapıyorsunuz. Bunları daha etkili yapmak suretiyle veya ufak ufak minör değişiklikler yaparaktan daha başarılı olabilirsiniz. Çok enteresan. Bunlar çok ince şeyler esasında. Gerçekten yani belki basit söylemesi ama bir şey yapmayı bırakmak, bir şey yapmaya başlamak, bir şey yapmaya devam etmek ama ufak değişiklikler yapmak. Aha. Bu üçünü yaparsanız şunu söz veriyorum. Şu andaki durumunuzdan daha iyi hale geleceksiniz. Ama bunların cevabı bende değil sizde. Evet. Teşekkür ederim. Harika. Son sözü olarak ifade edin isterseniz. Buyurun lütfen. Ben mi? Çok teşekkür ederim. Bence çok keyif aldım. Her zamanki gibi birbirimizi iyi tamamladık. Bence mesajlarımızı verdiğimi düşünüyorum. Sanki hani biz ikimiz esası çok enteresiz. İkimiz bir orkestradayız. Orkestra şefi yok ama biz uyumlu çalabiliyoruz. Yani hani bazen bir tane deha'yı koyarsınız ama anlaşamazlar. Yani birbirini bozarlar. Birbirinin müziğini bozarlar. Yani ikisi çünkü daha iyi çalmaya çalışır. Biz size öyle bir çalıyoruz ki İkimizin yaratmış olduğu sesler orkestra gibi daha güzel bir şekilde yankılanıyor. Harika. O halde bunu devam ettirelim zaman zaman. Olur tabii. Memnuniyetle. Çünkü özellikle gelen mesajlara bakıyorum. Benim WhatsApp'a gelen özel mesajlara da bakıyorum ara ara. Yani son zamanlarda böyle tad alarak izlediğimiz ender programlardan bir tanesi diye yazmış birkaç arkadaş. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Kapatırken şu temel mesajı vererek kapatmak isterim ben de. Bugünün iş dünyasında evet artık tek bir patron var. Adını koyalım. Müşteri. Müşteri. O yalnızca cebindeki parayı bir başka yere harcayarak yönetim kurulu başkanından en altta çalışan kişiye kadar herkesi işsiz bırakabilir. Eğer o müşteriye ulaşmayı beceremezsek, elde tutmayı beceremezsek. Bu sebeple 2000'li yılların içinde yaşadığımız bu dünyanın 21. yüzyılın müşterisine baktığımız zaman uyanık, tetikte, bilgili ve bilinçli. O halde bizim de en az müşteri kadar uyanık, tetikte, bilinçli ve bilgili olmamız lazım. Müşterinin bilgi seviyesinin gerisinde durarak müşteriyle yol alamayız. Ey satış danışmanları. Müşterinin her zaman önünde olursan onu kendine doğru çekersin. Mıknatıs etkisi her zaman müşteriyi sana doğru çekmektir. Müşteriye doğru gitmek değil. Sen önünde olursan müşteriyi çekersin mıknatıs etkisiyle. O halde biz satış danışmanlarına çok iş düşüyor. Bugünün satış danışmanları bu sebepten dolayı daha bilgili ve daha entelektüel olmak zorunda. Baştan beri söylediğimiz şekilde.
Başarılı satış danışmanı olmak istiyorsak artık şunu çok iyi biliyoruz. İstemekle olmuyor bu iş. İstemekle olmuyor. İstemek bedava. Yapmak zahmetli ve maliyetli. Bu zahmete, bu maliyete katlandığın zaman, akıl teri ve alın teri akıttığın zaman hangi meslek olursa olsun o meslekte ileriye gidebiliyorsun. Ve bu senin elinde. Biz Taner Bey'le bugün 90 dakika dedik. Tam da 90 dakikayı 3-5 dakika aşarak noktayı koyacağız. Demleneceğiz dedik. Önce biz keyif alacağız dedik. Sonra bizi izleyenlere keyif vereceğiz dedik. Ama gördüğümüz kadarıyla izleyicilerin aldıkları keyifle bizim aldığımız keyif birbiriyle yarışıyor. Ama biz keyif aldık. İyi demlendik. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Güzel. Harikasınız. Ben özellikle yazdığınız bu 3 kitabı biraz önce ekrana getirdim. İzleyicilerle tekrar paylaşayım istiyorum. Bu 3 kitabı, yazdığınız bu 3 kitabı izleyicilerin okumalarında fayda görüyorum. Çünkü bu 3 kitapta Taner Özdeş'i daha yakından tanıyacaksınız. Ve bir mesleği icra eden bir kişinin saha bilgisiyle, yani mutfağın önüyle mutfağın arkasını nasıl bütünleştirdiğini, sonuca gittiğini, sahip olduğu bilgilerle okuyuculara, dinleyicilere nasıl fark yaratıcı, meşakkatli bir süreçten sonra emek vererek böyle ürünleri ortaya çıkarttığını göreceksiniz. Uzakta durmayın, kitaplarımızı okuyun, kitaplarımızla yürüyün. Çünkü okumak çok güzel. Taner Bey, sizlere... Kitaplarınızdan özellikle satış da iletişim, beden dili zamanında okumuştum. Evet. Beden dili çünkü bugün empatide en önemli yetenektir okumak. Çok değerli başarılı. Üstadım Acar Baltaş Bey'le birlikte kaleme evet. almıştık. Onun çok daha çok katkılarıyla birlikte. Benim sağ olsun birkaç kitabıma da sunuş yazısı yazdılar. Her zaman desteği benim üzerimdedir ve her zaman saygınlığım kendisine yönelik üst seviyededir. Benim üstadımdır. Onunla birlikte yazdık ve cidden çok da güzel kitabı okuyanlar açısından geri bildirimler aldık. Teşekkür satış ederim. 4.0 da günümüzün satışı anlamak için çok detaylı, pratik bilgiler donanmıştır. Bir not düşeyim. Benim 50 yaş yüzüyle duygusal zeka kitabım Ceres Dükkan'da bu ay boyunca %50 indirimle kampanyada. Onu da söylemiş olayım. Süper. Harika. O dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin hemen o tarafa bakması lazım.